What are you doing, a little video diary? Yeah. It's alright. Alright, here we go. You can edit it. 3, 2, 1. Everywhere I go, I see his face. I just really miss him. You gonna be the next Iron Man now? Well, no, I don't have time. I'm too busy doing your job. Oh. Thank you, Spider-Man. Film izlediniz, heyecanlandınız, kafanız karıştı, anlıyorum, biliyorum. Daha konuşacağımız çok fazla şey olacak ama filmin sonundaki iki after credits sahnesinden hemen bahsetmek istiyorum. Çünkü çok ama çok önemliler. Size şöyle söyleyeyim, ileride Tom Holland ve Tobey Maguire'ı birlikte gördüğümüz bir film izleyebiliriz. Neden olmasın? Are you serious? Bakalım. Ayrıca bazı kişilerin birer scroll olduğunu da görebiliriz ileride. Bu iki bilgi kafa yakıyor biliyorum ama önce sakin olalım. Zaten bu filmde en sevdiğim şeylerden biri Peter'ın her konuya yabancı olması durumuydu. Çünkü artık mahallemizin dostu Örümcek Adam'dan bir Avenger'a dönüştü ve şimdi de çok büyük düşmanlarla baş etmek zorunda. Bu sırada da film hem hiç tanımadığımız paralel evrenler konusuna giriş yapıyor hem de Avrupa'nın diğer ülkelerinde yer alırken yaşadığımız dünyanın kapılarını da aralamamızı sağlıyor. Özellikle aslında bir İngiliz olan Tom Holland için de filmin bir kısmının Londra'da geçmesi güzel olmuş ama dünyaya açılmak bu film için alınan harika bir karardı bence. These no. No banana. Green. İki hafta içinde ben de evden uzakta olacağım çünkü ben de Londra'ya gidiyorum. I am going on vacation. Ve dolayısıyla da filmin çekildiği yerlere gidip size çok güzel içerikler çıkaracağım. Ayrıca çok güzel bir etkinliğe de gidiyorum. Onun için de aşırı heyecanlı ve stresliyim açıkçası. Yani sonuçta evden uzakta olup yabancı bir dil konuşmak hala o kadar da kolay bir şey değil. Ama neyse ki bu videoda bir sponsorum var. Şimdi size harika bir haberim var çünkü Camply bu videoyu sponsor olarak hem benim için hem de sizin için harika bir şey yapmış oldu. Çünkü uzun zamandır İngilizcemi daha da geliştirmeye çalışıyorum ve Londra öncesi daha fazla İngilizce konuşarak pratik yapabiliyorum. Camply ana dili İngilizce olan eğitmenlerle konuşarak İngilizce öğrenebileceğiniz bir uygulama. Camply'de seviyenize uygun ders programı seçerek hocalarla bunların üzerinden ilerleyip kendi gelişiminizi takip edebiliyorsunuz. Başlangıç seviyesinden daha uzman seviyesine ya da TOEFL ve IELTS sınavı çalışmasına kadar farklı birçok konuda hocalarla görüşmeniz mümkün. Ben daha çok filmlerle ilgili sohbet ediyorum tabii ki. Bir de katıldığımız premierlerde biliyorsunuz ki filmleri genellikle altyazısız ve orijinal dilinde izliyoruz. Bu yüzden de hem anlama becerinizi hem de konuşma becerinizi geliştirmede önemli oluyor. Siz de Camply uygulamasını aşağıdaki linkten indirip Far From Home koduyla 10 dakika ücretsiz deneme dersi yapabilirsiniz. Deneme dersi için sadece kayıt olarak İngilizce pratik yap tuşuna tıklamanız yeterli. Hemen bir eğitmene bağlanmış olacaksınız. Sonrasında abone olmak isterseniz de istediğiniz yerde, istediğiniz zaman pratik yapıp kişisel programınıza uygun saatlerde ders yapabilirsiniz. Sonuçta yabancılarla akıcı bir şekilde konuşmak pratik istiyor arkadaşlar. Ama paralel evrenler konusu kadar zor değil. Filme dönecek olursak, filmin sonunda Peter ve MJ'yi yeniden New York semalarında gördüğümüzde Peter'ın MJ'yi yere bırakıp yoluna devam ediyor olması bize oldukça normal bir gün geçiriyor gibi görünse de birden dev ekranlardan birinde çok önemli bir haberle karşılaşıyoruz. Ve şok sahne neler ardı ardına yaşanmaya başlıyor. Ekranda Mysterio'nun kurguladığı bir video yayınlanıyor ve ölmek üzere olan Mysterio muhteşem bir oyunculukla Spider-Man'in onu öldürmek üzere olduğunu bize gösteriyor. Spider-Man bana saldırıyor. Yeni Iron Man o olacakmış diyor. Ama tabii izlediklerimizin montaj olduğunu, Peter'ın sesiyle oynandığını biz biliyoruz zaten ama halk aynı şeyi düşünmeyecek. Sonuç olarak Mysterio bir kahramanken Spider-Man onun sonunu getiren kötü adam olarak gösteriliyor. Ve tabii ki bunun sonuçları olacak. Muhteşem bir plan gerçekten. Ama asıl garip kısım bundan sonra başlıyor. Ekrandaki haber meşhur Daily Bugle adlı haber sitesinden geliyor ve Spider-Man'i kötü adam ilan eden kişi J. Jonah Jameson'ın ta kendisi. Ta kendisi derken ilk Spider-Man işlemesindeki aynı aktörden bahsediyorum. Spider-Man, a public menace. What's he doing on my front page? Mr. Jameson, your wife is online one. She needs to know if you... Tabii biraz daha kelleşmiş, o da normal. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Tobey Maguire'lı Spider-Man filmlerindeki J. Jonah Jameson bu evrende de aynı kişi. Yani aynı evrende geçmese bile eskiden izlediğimiz filmler artık sadece birer anı değil. O filmler belki de paralel evrende geçen filmlerdi. I'm Spider-Man. No more. Pizza time.
Yani hiçbiri çöpe gitmedi. Endgame'den sonra artık Marvel sinematik evreninde çoklu evrenler ve paralel zaman çizgileri konusuna giriş yapmıştık ve şimdi bunlar sınırsız sonuçlara yol açabilir. Mesela Deadpool, Marvel sinematik evreninde geçen bir film değildi biliyorsunuz. Fox tarafından çekilen X-Men evreninde geçiyordu. Ama artık Marvel, Deadpool'u Marvel evrenine dahil edebiliyor ve Deadpool'u hiç değiştirmeden aynı oyuncuyla bu evrende de kullanacaklarını açıkladılar bile. Burada izlediğimiz J. Jonah James farklı bir evrenden gelmiyor. Ama yine de aynı aktörün bu evrende yer alması demek, Tobey Maguire'ın da bir gün paralel evrendeki Spider-Man olarak bu evrene girmesi ve genç Peter'la tanışması demek olabilir. En azından yakın zamanda çıkan Spider-Verse filmini izlediyseniz, paralel evrenlerdeki Spider-Man'lerin bir araya geldiğini biliyorsunuz demektir. Bu bir alıştırma filmiydi çünkü bir gün Tobey Maguire ve Tom Holland, hatta Andrew Garfield farklı evrenlerden bir araya gelerek tanışacaklar ve birlikte bir filmde yer alabilirler. Neden olmasın, bu muhteşem Muhteşem bir şey olurdu ve Marvel şu an bunu yapmaya adım adım yaklaşmış durumda. I want Spider-Man! Sonuç olarak ilk sahne Spider-Man'in kimliğinin açık edilmesiyle bitiyor ve Peter tam küfrü basacakken tekrar yazılar çıkmaya başlıyor. Tıpkı önceki filmin sonunda May Hala'nın Peter'ın Spider-Man olduğunu öğrendiğindeki gibi. What the fuck? Bunlar çok önemli detaylar arkadaşlar ve açıkçası beni çok heyecanlandırıyor. Yakında Peter'ın uğraşacağı çok fazla şey olacak çünkü Peter'ın kimliğinin bilinmesi demek, sevdiklerinin başlarının beladan kurtulmaması demek, bunu biliyorsunuz. Ama ikinci After Credits sahnesi salonda bekleyen izleyiciye bir tokat daha atıyor. Çünkü scroll'lar geri döndü. Delirdim. İkinci ek sahnede Nick Fury'nin ve Maria Hill'in aslında birer Skrull olduğunu, hatta herhangi bir Skrull değil, Kaptan Marvel'daki Talos ve karısı olduğunu öğrendik. Bu Talos'a da herkes Talos diyor, Thanos'a da Thanos diyor ama sonuçta Thanos'a da Thanos demiyorum, Talos'a da... Talos'a da Talos diyorum, var mı? Bunu belki Cap'le çözebilirim ama şu an çözemedim. Ya mesela Captain Marvel'a Captain Marvel mı diyorum? Demiyorum. En azından Marvel'a Marvel diyorum. Marvel demiyorum. Hocalarıma danışacağım bunu. Şöyle bir şey var. Nick Fury yıllardır Skrull'muş diye bir muhabbet yok. Skrull'lar bu filmde onların yerlerini almışlar. Daha da ilginci, Nick Fury Talos'tan onların yerini almasını istemiş. Belli ki Nick Fury ve Hill gizli bir görev için uzaydalar ve Shield bir süredir Skrull'larla birlikte çalışıyor. Fury'nin ne iş peşinde olduğunu muhtemelen Captain Marvel filminde öğreneceğiz. Arabadayken şekil değiştiren Skrull'lar Fury'yi arayıp Mysterio tarafından kandırıldıklarını kabul ediyorlar ve sevimli bir şekilde açıklama yaparken çok da haksız da değiller. Sonuçta her şey bir şekilde ters gitti ama ardından gerçek Nick Fury'yi gördüğümüzde telefonu Talos'un sıratına kapatıyor. Çünkü Fury tropik bir sahilde keyif yapıyor. Ama hayır! Şimdi de görüyoruz ki burası aslında bir Skrull gemisindeki simülasyonmuş. Of! Yeter. Yani After Credits sahnelerinde sürekli bir şeyler oluyor ve bunların dördüncü aşamada karşımıza çıkacağını biliyoruz. Bilmiyor muyuz sanki? Biliyoruz. Çünkü Skrull'lar her ne kadar iyi bir şekilde gösterilse de her an bir tehdite dönüşebilirler. Şu an yaşayarak anlatıyorum. 1,5 sene önce Skrull'ların bu evrende ortalığı karıştırabileceklerini söylemiştim hatırlarsanız ve o günler artık çok yakın. Çizgi romanlarda S.H.I.E.L.D. kendi ajanlarının yerine geçmesi için insansı robot klonlar üretiyordu ve sinema evreninde S.H.I.E.L.D.'ın klon yerine Skrull'ları kullanmaya başlaması harika bir çözüm olmuş. Ama şimdilik, çünkü üst düzey yönetimin içinde uzaylılar olduğunu görüyoruz ve her Skrull iyi kalpli olacak diye bir şey yok. Skrull'ların da farklı türleri var ve ileride gizli istila hikayesindeki gibi bir uzaylı istilası hala başımıza gelebilir. Yani arkadaşlar, ortalık çok fazla karışıyor ve gittikçe daha da karışacak. Bu karışıklığı çözmek için bazı filmler çok fazla işimize yarayabilir. Mesela Doctor Strange'in ikinci filmi. Orada bu paralel evrenler meselesi çok da odak noktamızda olabilir bence. Çok da müsait bir film. Mesela Wolverine'in de bu hikayeye dahil olma sürecini bir videoda bahsetmiştim. Dalga geçmiştiniz. Ama hepsi olabilir artık. Ne haber? Sonuç olarak alternatif evrenlerden gelen düşmanlar, içimizde yaşayan uzaylılar ve J. Jonah Jameson gibi sorunlarımız var. Çok garip günlerden geçiyoruz gerçekten ama memnunuz. I need a suit. Suit? You take care of the suit. I'll take care of the music. Video bitti anladığınız üzere. O zaman indirim kodunuzu görmek için açıklamalar kısmına bakabilirsiniz. Bunu da hatırlattıktan sonra videoyu beğenip paylaşmayı, abone olmayı, ondan sonra beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Konuşacağımız çok fazla şey var. O yüzden kaçırmamanız gerek. Bildirimlerinizi açın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Arkadaşlar hislerim kuvvetli. Abone oldunuz mu olmadınız mı ne yaptınız biliyorum. Haydi ben. Ha ha ha.